New York. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York. Dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından New York, metropolitan bölgesinin merkezidir. Bu şehirde toplam 8,5 milyon kişi yaşamaktadır. Şehir bir parçası olduğu New York eyaleti ile karıştırıldığı için İngilizce'de New York City veya The City of New York olarak da anılır. Şehir, ticaret, finans, medya, sanat, moda, araştırma ve teknoloji konularında önemli bir şehirdir. Eğitim ve eğlence sektörlerinde önemli katkılarından dolayı küresel kent olarak da anılmaktadır. Önemli bir uluslararası diploma merkezi olan kent, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın kültür başkentlerinden birisi olarak da tanımlanır. New York'un bulunduğu yöreyi ilk defa İngiliz denizci Henry Hudson'ın Hollanda Batı Hindistan Kumpanyası adına düzenlediği seferinde 1609'da keşfettiği kabul edilir. ...1626'da Manhattan yerlilerden satın alındı. Bölgede kurulan ve Yeni Amsterdam adı verilen şehrin çevresinde başka yerleşmeler de ortaya çıktı. Hollandalılar şehri dış ticarete açarak bir dizi yol yaptılar. ...1664'te Hollanda egemenliğine son veren İngilizler, şehrin adını New York olarak değiştirdiler. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında işgal ve yıkıma uğrayan New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk baş şehri oldu. Amerikan İç Savaşı sırasında özellikle İrlandalı göçmenlerin 1863'te yaptığı ayaklanmada 2000'den fazla kişi öldü. Savaş sonrasında
Manhattan çevresindeki ayrı tüzel kişiliği olan şehirlerle gelişen bağlar birleşmeyi gündeme getirdi. Sonunda 1 Ocak 1898'de bu dört şehir New York'a bağlandı. Böylece New York bir metropole dönüştü. Şehir, dünyanın en büyük doğal limanlarından birinin üstüne kurulmuştur. New York Borough adı verilen ve her bir bölümün bir bölge olduğu 5 kısımdan oluşur. Bu 5 bölge The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens ve Staten Island'tır. Bu 5 farklı bölge 1898 yılında tek şehir olarak birleştirilmiştir. New York bir göçmen kentidir. Kentte yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır. Ve her 3 kişiden biri Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülke doğumludur. İngilizce burada çeşitli aksanlarla konuşulur. İngilizcenin yanı sıra İspanyolca da İngilizce kadar yoğun konuşulmaktadır. Little Italy yani Küçük İtalya semtinde İtalyanca, Chinatown'da yani Çin mahallesinde Çince konuşulur. New York birçok Amerikan kültürel hareketinin de doğum yeridir. Edebiyat ve görsel sanatlarda Harlem Rönesansı, resimde soyut ekspresyonizm yani New York ekolü vardır. Müzikte hip-hop, punk, salsa ve tin pan alley
Bu hareketlerden bazılarıdır. ...24 saat açık olan metrosu ve yoğun trafiğiyle hiç uyumayan şehir adını almıştır. Özgürlük heykeli, Empire State Building, Central Park ve Times Meydanı, Modern Sanat Müzesi, Guggenheim Müzesi ve Modern Tarih Müzeleri şehrin ilgi çekici mekanlarıdır. Gökdelenleri, caddeleri, lokantaları, alışveriş merkezleri ve insanlarıyla New York turistleri cezbetmektedir. New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük metropolü konumundadır. New York şehri, ülkenin turizm, ticaret ve ekonomik faaliyetler açısından da en önemli noktalarından birisidir. İçerisinde yer aldığı ve kendisiyle aynı adı taşıyan eyalet ile karıştırılmaması için New York City olarak da adlandırılır. Her sene dünyanın dört bir yanından kitleleri de kendisini ziyaret etmeye çağırır bu kozmopolit şehir. İlk olarak 17. yüzyılın başlarında Hollanda göçmenleri tarafından New Amsterdam adı altında kurulmuştur. Yalnızca 50 sene sonra Birleşik Krallık'ın kontrolüne geçerek yeni ismi olan ve bugün de hali hazırda kullanılan New York adını almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması ile birlikte ülkenin ilk başkentlik vazifesini de yerine getiren şehir. Daha sonra bu rolünü Washington'a devretti. ...1800'lü yılların başında dönemin şartları gereği adeta bir köle pazarına dönüşen New York,
bu durumun kısa sürede ortadan kaldırılmasıyla birlikte hem sosyolojik açıdan büyük bir değişim geçirdi hem de göç alan merkezlerin başı konumuna geldi. Gerek ülke içi gerekse de kıtalar arası ulaşım yollarının da yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa, Afrika ve Asya bölgelerinden göçmenleri içerisinde toplamaya başladı. Her ne kadar betonla dolu yapısı ile birlikte sanayinin ele geçirdiği bir metropol görüntüsü verse de son derece köklü bir geçmişe sahip bir şehirdir. Zaman içerisinde yaşadığı genişleme ve değişimi son derece planlı biçimde meydana getiren New York, ülkedeki çoğu merkeze örnek olacak kadar planlıdır. ...1850'lerde açılan Central Park, şehrin ilk planlı peyzaj çalışmasıdır. Bunun yanı sıra, hala metropolde yaşayan insanların doğayı benliklerinde hissetmelerini sağlamakta ve en sık tercih edilen dinlenme ve eğlence noktaları arasında yer almaktadır. New York'u ziyaret etmek için en güzel zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Yazın sıcaklık genellikle 25-30 derece arasında geziniyor. Ama 38 dereceyi geçtiği günler de oluyor. %60'lara varan rutubet yüzünden de bazen hava bunaltıcı olabiliyor. Kış ayları çok soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geçiyor bu bölgede. Özellikle Manhattan rüzgarları denen bazen kuzey-güney, bazen de doğu-batı doğrultusunda esen sert rüzgarlar çok etkili. Kış aylarında ise sıcaklık -3 ile 6 derece arasında değişiyor. Kenti yılda yaklaşık 40 milyon turist ziyaret eder. Genellikle gidilen yerler Empire State Building, Times Square, Brooklyn Köprüsü, Broadway, Metropolitan Museum of Art, MoMA, Bronx Hayvanat Bahçesi ve Madison Avenue'da bulunan alışveriş merkezleridir. Ayrıca Halloween Parade ve Tribeca Film Festivalleri
turistlerin ve Amerikalıların ilgisini çeken kültür etkinlikleridir. Central Park, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok ziyaret edilen parkıdır. New York'un yemek kültürü de çok geniştir. Özellikle bagel ve New York stili pizza en ünlü yiyecekleridir. New York'ta Orta Doğu yemeklerini bulmak da oldukça kolaydır. New York, pek çok gezilecek mekanı da içerisinde barındırır. New York'a gelen turistler Özgürlük Anıtı'nı, Empire State Building'i sürekli ziyaret ederler. Çin Mahallesi'ni, Broadway şovlarının yer aldığı Times Square'ı, alışveriş merkezleri 5. Cadde'yi, turistlerin yoğun olarak geldiği, ilgi çektiği bölgelerdir.